Basın mensupları, çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım, bugünkü basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Başından bu yana ifade ediyoruz, bizi duyun, bizi görün diye. Ve bu üç günlük eylemimizin bugün son günü buradayız. Ama 8 Mart günü Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla gördük ki bizi anlamamışlar, bizim taleplerimizi anlamamışlar. Sözde 14 Mart'ta yaptıkları açıklamayla geri adım attılar sanki ama orada da gördük ki bizi anlamamışlar. Bizim taleplerimizi anlamamışlar, sorunlarımızı anlamamışlar. Sadece cek, çak ve vaatten itibaren ibaret açıklamalar yapıldı. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Buradan şunun çağrısını ve duyurusunu yapmak istiyorum. İzmir Aile Hekimleri Derneği ve birlikte mücadele ettiğimiz platformdaki sendikalarımızla birlikte 20 Mart İstanbul'da hepimiz Hikmet Baran'ız diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdiden bunun duyurusunu yapıyorum. Üzerimdeki siyah önlükle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum açıklamadan önce. Siz bizi hep önlüğümüzün beyazıyla görmeye alışıksınız ve biz hep önlüğümüzün beyazıyla halkımızın, hastalarımızın ve sizlerin karşısında olmak istiyoruz. Ama buradan şunu söylemek istiyoruz. Biz artık yas içerisindeyiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın, kaybettiğimiz pandemide bu ülke insanlarının önlenebilir bir hastalıkta kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Kaybettiğimiz özlük haklarımızın, meslek onurumuzun, yerlerde sürüklenen 80 yaşındaki meslektaşlarımızın yaşadıklarının acısını artık biz taşıyamıyoruz. Bu nedenle bugün siyah formalarımızla karşınızdayız. Ama biz beyaz formalarımızla olmak istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar alanlardayız. Bütün dünyada olduğu gibi pandemi devam ederken biz takdir teşekkür beklerken Sağlık Bakanlığı yeni bir aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği çıkardı. 30 Haziran 2021 tarihinde çıkarılan ödeme sözleşme yönetmeliği ile birlikte bu yönetmeliğin kabul edilemez olduğunu belirttik ve bununla mücadele edeceğimizi açıkladık. Ceza ile yönetme, sağlıkçıyı tüketme. Ceza ile yönetme.
Sağlıkçıyı tüketme, ceza ile yönetme, sağlıkçıyı tüketme. 16-27 Ağustos tarihlerinde iki gün grev yaptık. Eylül ayında Ankara'da miting yaptık. Ekim ayında İstanbul'da iş bırakma eylemi yaptık. 4 Aralık'ta İzmir'de yine miting yaptık. 15 Aralık'ta ve 8 Şubat'ta yine grevdeydik. 17-18 Şubat tarihlerinde yine iki gün grev yaptık. Ve 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde grev yapacağımızı açıkladık ve bugün buradayız. Bundan 5 gün önce ülkenin en üst makamından hekimlere yönelik çok üzücü ve gerçeklikle örtüşmeyen bir açıklama geldi. Bu devlet onları okuttu. Giderlerse gitsinler. Biz de asistan ve yeni mezun hekimlerle devam ederiz denildi. Sonra 14 Mart'ta sağlık çalışanlarına müjde verileceği söylendi. İki gün önce müjdemizi aldık. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapacağız denildi. Döner sermaye sabitini maaşa ekleyeceğiz anlamına gelen düzenlemeler hastanede çalışan hekime de zam anlamına gelmiyor. En somut gözüken hemşire arkadaşlar için 3600 ek gösterge çıkaracağız dedi. Ama buna göre diğer meslek gruplarının ek göstergeleri de düzenlenecek mi bilmiyoruz. Ayrıca ebeler, bir sürü meslek grubu var burada, onlar için nasıl olacak? Lisans mezunlarını dedi. Lisans mezunu olmayanlar için ne olacak? Bu da belli olmayan bir vaatten ibaret. Bütün bu açıklamalar bizim taleplerimizi karşılamıyor. Ayrıca 14 Mart'ta yaptığı açıklama, sağlıkta yaşanan sorunları çözmenin çok uzağında. Sağlıkta şiddet ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor deniliyor. Yani kasten yaralama olursa kişi tutuklanır demekmiş bu. Şiddet yasasından ve şiddete yol açan nedenleri tartışıp ortadan kaldırmaktan söz etmiyor. Bizim ASM'lerde güvenlik görevlisi yok. Hastanelerin girişinde metal dedektörü yok. Kişi sizi yaralarsa tutuklanır deniyor. Biz bunun sağlıkta şiddet olaylarını engelleyeceğini düşünmüyoruz. Şiddetin önüne geçilmesi için bakanlıkta ciddi bir bakış açısı değişikliği gerekiyor. Bir kişi CİMER veya SABİM'i arayıp tehditler savunuyor. Bu makamlar direkt kolluk kuvvetlerini aramak yerine ilgili hekim arayıp bilgi veriyorlar. Böyle davranılan bir yönetim tarzıyla şiddet engellenebilir mi? Şiddeti engellemek için çok net bir tutum alınması gerekiyor. Asla tolerans gösterilmemesi gerekiyor. Sağlıkta şiddet yasası çıkarılması gerekiyor. Bizim bir diğer talebimiz de aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliğinden hiç söz edilmiyor. Bu yönetmelik bizler için sürekli tehdit unsuru olarak duruyor. Ceza komisyonları ortada duruyor. HYP uygulaması ortada duruyor. Negatif performans normal bir uygulamaymış gibi gündeme bile alınmıyor. Aile hekimliği sisteminde çok ciddi aile sağlığı çalışanı açığı var ve bunun çözümü için hiçbir şey yapılmıyor. Bir diğer talebimiz ASM giderlerini ödememiz için yapılan ödemelerle ilgili. Kiralara, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar ortada. Temizlik maddelerinden tıbbi sarf malzemelerine kadar gelen zamlar ve asgari ücrete yapılan zamla birlikte ASM'leri yönetmek artık çok zor. Yeni açıklamalarda bu konuda hiç gündemde yok ne yazık ki. Ücretlerle ilgili aile hekimliği temel ücretinde artış yapılacağı söyleniyor. Ama bunun nasıl olacağı belirsiz. Aile hekimliği ücretlendirmesi kayıtlı hastaya göre değişiyor. Dolayısıyla bunun nasıl olacağı, kime ne yansıyacağını kestirmek güç. Bunca yıllık deneyimimizde biliyoruz ki böyle özel günlerde yapılan açıklamalar ile gerçekler aynı olmuyor. Çıkan yasanın geril çekildiğini görmüş bir meslek grubu olarak iki gün önce giderlerse gitsinler denilir. Arkasından bu vaatlere inanmamızı kimse beklemesin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Mesleki onurumuzu korumak için mücadeleye devam ediyoruz.
Türkiye'de ortalama ömür 78, hekimlerde 58, dahili branşlarda 62, ortalama 60'ı. Hekimler tedavi ettikleri insanlardan 20 yıl daha az yaşıyor bu ülkede. Kendi yaşam süremizi uzatmak ve kendi sağlığımızı korumak için mücadele etmek zorundayız. Bu çalışma koşulları bizi öldürüyor. Bizler açık konuşuyoruz ve ölümden daha ötesi mi var? Bizler ölüyoruz ve siz çözüm üretmiyorsunuz diyoruz. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar, aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği geri çekilene kadar, ASM giderlerini karşılayacak bir ücret ödenene kadar, ücretler düzenlenene kadar mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bildiğiniz üzere uzun süredir her basamakta haklarımız için alanlardayız. Taleplerimizi dayanışmayı yükselterek en gür sesimizle dile getiriyoruz. Bunlar için mitingler yaptık, iş bırakmalar yaptık. Alanlarda bizi duymayanlara, bizi görmeyenlere sesimizi yükselttik. Ve en son görev etkinliklerimizin sonrasında yönetim de kayıtsız kalamadı. Önce bir mektup yolladılar. Aslında bu mektubun bize değil, onurlu, sorumluluk sahibi yöneticilerin yaptığı gibi bir istifa mektubu olmasını beklerdik. Bildiğiniz gibi bu eylemler sonrasında bir takım vaatler, bir takım cekcaklarla gönlümüzü almaya çalışan, her zamanki gibi bir takım vaatlerle eylemi kırmaya çalışan açıklamalar oldu. Baktığımızda bu boş vaatlerin hiçbir işe yaramadığını hep birlikte gördük. Geçmişte de pandeminin başında da siz bizim kahramanımızsınız. Hakkımız ödenmiş, ödenmeyecek de, hakkınız ödenmez denmişti. Ama gördük ki evet ödemediler. Şimdi de böyle. Arkadaşlar, kararımız net. Taleplerimizi alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Buradan bir kere daha göstereceğiz ki evet, hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Emeğimiz için, mesleğimiz için, geleceğimiz için, memleketimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Emek bizim, söz bizim. Hepinizi saygı ve sevgiyle.